Mesela o dönem dil devriminin en uç, en radikal tipi Nurullah Ataç. Bunun kadar uçmuş olan yoktu çünkü Nurullah Ataç en sonunda belki aklını oynatmış olmanın bir ifadesi mi bilmiyorum. Şu teklifle gelecek İnönü devrimde. Diyecek ki böyle parça parça olmuyor. Yani işte Arapça kökenli şu kelimeyi atalım, onun yerine Frenkçeden şu kelimeyi getirelim ya da işte uyduralım biz Türkçedir falan diye örneklerini verdiğimiz tarzda böyle palyatif parça parça bu iş tatsız, sonuca ulaşmaz, ne yapalım? İster inanın ister inanmayın gene buna diyeceğim. Türkçeyi tamamen yasaklayalım, tamamen iptal edelim. Buna göre ilkokul birden itibaren yeni bir eğitim programı başlatalım. Ya eski Yunanca'yı ya Latince'yi komple Türkçenin yerine dil olarak getirelim, onu koyalım. Şu milliyetçiliğe bak. Yani şimdi bu zavallılar o gündür bugündür İslam'a salya atarlarken dayandıkları millilik her tonuyla niteliğiyle milliyetçiliktir ya. Şu milliyetçiliğe bak. Türk dilini komple yok edelim. Hem resmi dil olarak hem de süngü zoruyla, başka türlü olmaz zaten. Dünyada örneği yok. Toplumun kendi günlük pratik konuşma dili olarak tercihi Çankaya'da oturana bırakıyor. Antik Yunanca da olabilir, Latince de olabilir. Yani ya antik Yunan ya antik Roma. İkisinden birinin dilini alalım. Evet, bu Nurullah Ataç arkadaşlar buraya doğru giderken, yani ipleri tamamen kopartıp uçma noktasına doğru giderken mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ne Türkçeleştirilmiş bir isim buluyor. Şimdi ben buradan başta onların bugünkü elebaşları Terbiyesiz Kemal olmak üzere bütün CHP'lilere de odri meydan diyorum. Çünkü bize ait hakaret değil, yakıştırma değil. Nurullah Ataç sizin adamınız mı? Evet. CHP sizin partiniz mi? Evet. Dil devrimi sizin sahip çıktığınız bir şey mi? Evet. Hepsi evet. O zaman şimdi Nurullah Ataç'ın şu okuyacağım teklifi niçin kabul görmedi? Neden uygulamaya geçirilmedi? Ama o gün ama bugün. CHP'nin yerine alternatif ne? Kamu buyurun tüz bölemi.